Buydu değil mi istediğin? Dilediğin rakamı yazabilirsin üstüne. İstediğin gibi. Öyle olacak tabii. Yalnız hisse devirlerini noter huzurunda yapmamız gerekiyor yani. Sen de biliyorsun ki bu sadece bir ön protokol. Özer baba. Ah Türkan. Ah Türkan, bütün bunları sen açtın başımıza. Ben ne yapmışım ki? Ya neden söylüyorsun Somer'e? Ne söylemişim ben Somer'e? Mustafa ile aranızda geçenleri. Ya çocuk özür dilemiş senden. Kapanmış konu, tekrar gündeme getirmenin ne manası var kızım? Ben Mustafa ile Derya ile ilgili bir meseleyi konuşuyordum. Somer'e bir şey söylemedim. Somer gelip duydu bizi. Peki bütün bunları bu evde konuşmak zorunda mıydın? Beni bu şekilde suçlamanızı anlamıyorum. Ayrıca Mustafa konusunda neden herkes bu kadar gergin? Bilmem gereken bir şey mi var? Sanki karşımızda azılı bir düşmanımız varmış gibi davranıyor herkes. Gerçekten merak ediyorum. Bu kadar tesadüf herkesi kızdırmış belli ki. Mustafa'ya da bunu sordum. Bir açıklamanız var mı bu konuyla ilgili? Ne yapıyorsun? Seneler evvel yapmam gerekeni. Fırsat ayağıma geldi diyorsun ha? Yok öyle Özer Bey. Aşığınla vuslat ermek o kadar kolay değil. Hiçbir yere gitmiyorsun. Gidemezsin. Olaylar bu raddeye gelmişken nasıl karı koca olarak devam edebiliriz? Rüçhan. Karı koca mı? Öyle bir hayatımız olmadı bizim Özer. Benim sabrım, benim inadımla ayakta kaldı bu ev. Benim yalnızlığım, benim gözyaşımla ödendi bedeli bu yuvanın. Şimdi sıra sende. Bunca yıl beni mahkum ettin sevgisizliğe, şimdi sen mahkum olacaksın. Beni hasret bıraktığın her şeye, şimdi sen hasret kalacaksın. Bana değil. Kendine eziyet edersin Rüçhan. Boş ver. Ben gayet iyiyim. Çaresizliğe mahkum olan sensin. Bakalım Ayvalık'a rezil olmuş Özer Korman'a hangi oğlu sahip çıkacak? Gelinine, dostlarına, arkadaşlarına rezil olmuş Özer Korman'ın yüzüne kim bakacak? Ne istiyorsun Rüçhan? Hiçbir yere gidemezsin. Somer bu rezilliği benim öğrendiğimi asla bilmeyecek. Bunu ona söyleyip onun dünyasını başına yıkamazsın. Gerekirse o kadının karşısına çıkarım. Kapıyı sana açarsa dünyayı ona dar ederim. Ben kendi ellerimle inşa ettiğim bu kaleyi yıktırmam Özer Korman. Şimdi yeni başlıyoruz. O yüzden eşyaların yerine yerleştir yavaşça. Kederinle pencereden uzaklara bakmaya devam et. Sen başından beri biliyordun değil mi? Türkan'ı da bilerek ateşe attın değil mi? Ben niye bile bile Türkan'ı ateşe atayım Özer? Kendisi gidip bulmuş kadını. Ben de merak ettim. Sevilay Hanım ne kadar ileri gidebilir diye. Tabii. Seninle. Ben hiçbir şey yapmadım Rüçhan. Hatta gitmeleri için defalarca konuştum. Gidecekler dedi. Gelinimiz sayesinde kalmaya karar vermiş ya kendisi.
Yalnız şunu merak ediyorum Özer. Sevilay Hanım oğluyla beraber mi geldi? Acaba sen mi onları buraya getirdin? Rüçhan, ben senelerdir onlarla görüşmüyordum. Emin olabilirsin. Ama önce Mustafa düştü peşine, değil mi? Sonra da bütün kapılar ardına kadar açıldı. İşe aldın Mustafa'yı, sonra da annesini buraya getirdin. Ben kimseyi getirmedim Rüçhan. Niye anlamak istemiyorsun? Aylar önce Mustafa bu evi arayıp seni sordu. Sonra da karşına çıktı. Demek Mustafa'yı da başından beri biliyordun sen. Evet. Sabır benim işim Özer. Hataya düşmek de senin. Kapıyı dinlemeler falan. Olmuşsun sen valla. Ne işin var senin burada? Otele dönmeyecek misin hala sen? Ayla! 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 Taksi çağırır mısın Mine Hanım, otele gidiyoruz. Somer. Kirazı hazırla, üstüm başımı değiştireyim, ben bırakırım sizi. Peki. Ben de kirazı uyandırayım bari. Daha yeni uyumuştu, yazık. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.